yerin dahi olsa. O zaman ben yarın geliyorum, senin bütün şeylerini söküyorum. Mesela tabelalarını, kıyamet koparırsın. Yap. Sakın yap. Bak belediye başkanlığı, Temmuz, geçmişte bürokratlık yaptın, yapma. 2020'de gönderdiğimiz planı, Nisan 2022'de niye reddettin? Bakın bir şey söylüyorum, bak bir şey söylüyorum. 1,5 yıl. Bakın bir şey söylüyorum. Baştan söyleyeyim mi? Hayır, nasıl olmaz, sabırla. Bakana kaç tane mektup yolladın biliyor musun? Bakana kaç tane mektup yolladın? Çözülmez. Öyle ya, yaptım oldu, olmaz. Olmaz. Onu da devralır biz yaparız. Sen merak etme. Öyle bu mantıkla gidersen onu da devralır biz yaparız. O katkıyı sunacaksanız şimdi sunacaktınız başkan. Hidayet Türkoğlu dedim ki kardeşim ne düşünüyorsunuz burada? Ne düşünüyorsun? Başkanım çok güzel bir tesis. Ya gelin anlatın bize. Randevu veriyorum belediye başkanı olarak basketbol federasyonu başkanına. O gün gelemiyor. Problemi varmış. Bir saat kala haber veriyor. Bir hafta boyunca iki kez arıyorum. Bunun müsaade et ama, müsaade et ama. Müsaade et başkan, bak müsaade et. Kameralar var. Olsun, sen de kameralarında konuştun. Bak sen de kameralarında konuştun. Yeşil alanın dokunulduğu gerekçesiyle milyon ceza yazmak. Hayır, bir sürü noktası var. Hepsinin bir sürü noktası var. Bak basketbol federasyonu başkanı o günden beri dönüş bile yapmıyor. İki defa mektup yazdım. Spor bakanına iki defa mektup yazdım. Bakın gelin projenizi bizimle konuşun. Gerekçesi yeşil alan değil. Haddinden fazla ticari alan gerekçesi var. Projenin başka noktaları efendim, var. Eylül'de bak, göndermişiz planı Sayın Başkan. Mülk Eylül sahibi 2020. Devlettir. Bak mülk sahibi mülk devlettir. Zaten devlet. Hayır, devletin bir parçası da büyükşehir. Gelip konuşacak. Zeytinburnu Belediyesi gelip konuşacak. Zeytinburnu'da var. Bak senden konuşmuşlar ne güzel. Ben niye sen AK Partilisin ruhsatı diye. Bak sen AK Partilisin diye. Bak başkan sen AK Partilisin efendim, diye. Bak Zeytinburnu Belediyesi seni, hissedardır. Bak Zeytinburnu Belediyesi bak ruhsatını başkan, vermiştir. Bak sevgili başkan seni Zeytinburnu'nda yaptığı bir tesise davet ediyorum. Niye biliyor musun? Doğrusu bu olduğu için. Bak biz bunu hiç asla. Ben sana 100 tane örnek vereyim. Onun için bu yani konuşup doğru bulmadığımı çok söyleyeyim. Çok doğru buluyorum. Sen benimle konuşup bunu konuşuyoruz. Bak benimle konuşup. Keşke gelmeseydim. Bak, dün hayır yine ben rakamsal şeyler söylüyorum. Hayır dün konuşurken beni niye aramıyorsun? De ki bana başkanım. Hayır yazdığım bugün, şeyler var sayın bana başkanım. Bana niye, nereye yazdım? Benim akranlama dairesine çıktım. Bir beni buçuk yılda reddediyorsun. Başkan yılda. Beni niye aramıyorsun? Dün konuşmadan önce beni niye aramıyorsun? De ki başkanım bu konudaki fikrin ne? Ne yaşadın? Şimdi efendim işin sahibi Gençlik ve Spor Bakanlığı. Ben paydaşıyım. Beni aradınız mı? Siz açıklama yapmışsınız benden önce. Benim ruhsat verdiğim yeri mühürlediniz Sayın Başkan. Ben mecburum. Sen beni aradın niye böyle bir peki şey sorun? Peki beni aradınız mı ya iptal, buraya nasıl ruhsat verdiniz tabii diye? Tabii ki yazıldı. Kim ben niye vereceğim size? Bak, ben size cevap verdim Sayın Bakan. Spor Bakanı'nı arıyorum. Ben şehircilik bakanıyla görüşüyorum. Ama bu böyle ayaküstü olmaz. Bu olmaz. Samimi değil bu. Samimi. Medyanın önünde bir ilçe belediye başkanıyla bir büyükşehir belediye başkanıyla böyle müzakere etmesi doğru değil. Benim devlet kameraların önünde. Dün efendim kameralar benim nezdimde olan biteni anlattım Sayın Başkan. Olmaz beni suçladın. Beni suçladın. Neyse onu suçladım. Siz adınız geçmedi. Hayır. Büyükşehir Belediyesi'ni suçladım. Tamam, tabii herhalde ki. Benim benim ruhsat verdiğim yere siz mühürlediniz. Ceza yazdınız Sayın Başkan. Ben seni suçlamıyorum. Zeytinburnu Belediyesi'ni suçlamıyor. Kurumlar kalıcı, kişiler geçici, partiler ise bu süreçlere hizmet etme noktasında araçtır. O bakımdan esas olan devletimiz ve milletimizdir. Yaptığımız her iş milletimize aittir. Devletimizin bir kurumumuzun bir işidir. O bakımdan biz bu anlayışla hiçbir yerde siyasi parti ismi anmadan, siyasi partilere bu işi mal etmeden yatırımları yaptığımızı ve milletimize armağan ederken de görevimizi yerine getirdiğimizi altını çizerek belirtiyoruz. Sebebi şu. Bu anlayışın doğru olduğunun önemle insanlarımıza aktarılmasıdır. Gerçekten bu anlayış doğrudur. Bu bizi birleştirir, bütünleştirir, buluşturur. Bir arada konuşmamıza, bir arada düşünmemize, bir arada fikir üretmemize sebep olur. O bakımdan bugün gerçekten burada başlangıcından bugüne kadar emeği geçenlere teşekkür edeceğimizde bir bina yapılmıştır. Dolayısıyla kimler hizmet görecek? Bakırköy ilçemizde yaklaşık 228 bin nüfusa sahip bir alan. Zeytinburnu'nda ise 293 bin nüfusa sahip bir alan. Yani nereden baksanız 550 bine yakın insanımız hizmet görecek. 550 bin insanımız, 550 bin insanımızın hizmet göreceği bir yerin
hizmet aldığı noktada hepimizin çok hassasiyetle buna hizmet etme noktasında hiçbir detaya bakmaksızın yol almamız gerekir. Değerli arkadaşlar, çalışanlarımızın mutlu olmasını istiyoruz. Çalışanlarımızın çağdaş ve ferah içerisinde daha iyi koşullarda iş yapmalarını istiyoruz. Bugünün zor koşullarını aşmakta, ülkemizin ekonomik koşullarını aşmakta zorlanırken gerçekten ben özellikle emekçi dostlarımızın yanında olduğumuzu ve onları koruma kollama noktasında devletimizin her kurumu olduğu için bizlerin de özenle hassasiyet gösterdiğini ve göstereceğini belirtmek istiyorum. Tabii onlar kendilerini iyi hissettikçe hemşerilerine de güler yüzle ve güzel ifadeleriyle hizmet edeceklerdir. Bütün çalışma arkadaşlarımdan istirhamım şudur. Vatandaşlarımıza, 16 milyon insanımıza hizmet etmek kutsal bir iştir. Bu kutsal görevin içinde bulunmanızdan dolayı bence kendinizi şanslı hissetmelisiniz. Aynen benim gibi ben de bugün kendimi çok kutsal bir şehre, çok kutsal bir ortama ve topluma hizmet etmenin şanslı bireyi olarak görüyorum. O bakımdan vatandaşlarımızı her ne koşulda olursa olsun sükunetle, güler yüzle ve özenle hizmet etmenizi istiyorum. Elbette ki vatandaşlarımızdan da bu hizmeti aldıktan sonra memnuniyetlerini diliyorum. Değerli arkadaşlar, çalışan insan huzuru, çalışan iş gücünün imkanları, iş gücünün ortamı, koşulları değerlidir. Her çalışanınıza değerini hissettirmelisiniz. İster küçücük bir dükkanınız olsun, ister bir işletmeniz olsun, ister koca bir fabrikanız olsun. Hayat böyle bir şeydir. Emekçinin güzel, kendini iyi, huzurlu ve güvende hissettiği toplum daha güvende olur ve olacaktır. Bu vesileyle özellikle dün hayatını kaybeden ve hepimizi çok derinden üzen doktorumuzla ilgili şu hassasiyeti belirtmek istiyorum. Hekimlerimiz bu ülkenin en değerli meslek kollarından bir tanesidir. Çünkü hayatımızı emanet ediyoruz. Bazen kendi canımızı, bazen en sevdiğimiz çoluğumuzu, çocuğumuzu, annemizi, babamızı onlara emanet ediyoruz. Dolayısıyla bu ne yazık ki katliamı gerçekleştiren aklı ve zihni elbette ki kınıyorum. Hukuk gereken cezayı verecektir. Hayatını kaybeden hekimimize ve bütün hekimlerimize Allah'tan rahmet diliyor, bütün hekimlerimize de başsağlığı diliyorum. İnşallah böyle bir ortamı hiçbir zaman yaşamayız.